İşsizlik maaşı nedir, kimlere verilir? Başvuru şartları nelerdir? Kaç ay ödeme sağlanır, ödemeler nereye yapılır? Tüm detayları haberimizde. İşsizlik ödeneği nedir ve nasıl alınır? İşsizlik ödeneği, sigortalı olarak çalışan ve kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden kişilere belirli bir süre ve miktarda ödenen bir sosyal güvenlik hakkıdır. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için bazı şartlar vardır. Bunlar, işten çıkarılmadan önceki son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış olmak. İşten çıkarılmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak. İşten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde İşkur'a başvurmuş olmak. İş aramaya hazır durumda olmak. İşsizlik ödeneği başvurusu, İşkur'un internet sitesinden veya şahsen en yakın İşkur birimine giderek yapılabilir. Başvuru sırasında iş arayan kaydı da oluşturulur. Böylece işsizlere danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetleri de sunulur. İşsizlik ödeneğinin süresi ve miktarı, sigortalının çalışma süresine ve kazancına göre değişir. Son 3 yıl içinde, 600 gün sigortalı olarak çalışmış olanlara 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışmış olanlara 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışmış olanlara 300 gün, işsizlik ödeneği verilir. Günlük işsizlik ödeneği miktarı, sigortalının son 4 aylık brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanır. Ancak bu miktar, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez. İşsizlik ödeneği herhangi bir vergi veya kesintiye tabi değildir. 2023 yılında asgari ücretle çalışan bir kişi, işsiz kaldığında aylık 5.325 TL, 15.000 TL ile çalışan bir kişi ise aylık 5.954 TL işsizlik ödeneği alabilir. 30 TL ile çalışan bir kişi ise aylık 10 TL 650 kuruş işsizlik ödeneği alır. İşsizlik ödeneği, her ayın 5'inde PTT aracılığıyla veya banka hesabına yatırılır. İşsizlik ödeneği alan kişilerin genel sağlık sigortası primleri de devlet tarafından karşılanır. İşsizlik ödeneği, işsizlerin geçici bir gelir desteği sağlamak ve yeni bir iş bulmalarına yardımcı olmak amacıyla verilen bir haktır. Bu hakkın kullanılması için gerekli şartları yerine getirmek ve başvuru sürecini takip etmek önemlidir.